Öncelikle herkese merhabalar. İsmim Salim Çeri. İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Sesimi alabiliyorsunuz değil mi? Bunu bir teyit edelim. Peki Alıyoruz hocam, alıyoruz. teşekkür ederim. Konum yenilebilir bir mantar türü olan Pleurotus ostrovotus'tan elde edilen sulu ekstrakları sağlıklı hücreler üzerindeki proliferatif yani canlılık üzerindeki etkisi ve antioksidan potansiyelleri hakkında sonuçları sunmak konumuz burada. Şimdi mantarlar ve mantarlardan elde edilen biyoaktif bileşenlere baktığımızda bunların düzenli tüketimi sağlıklı bir yaşam için yararlı olduğuna dair birçok çalışma bulunmaktadır zaten literatürde. Yine gıda kaynağı olarak kullanılan çeşitli mantarlarda bulunan antioksidanlar insan vücudundaki oksidatif hasarı azaltmak için olası koruyucu ve tedavi edici ajanlar olarak öne çıkmaktadır. Öncelikle bağışıklık sisteminin güçlenmesinde ve hastalıklara karşı direncin artırılmasında antioksidanların verimliliği özellikle bu pandemik süreçte de ihtiyaç duyduğumuz önemli bir başlıktır. Bu nedenle mantarların fonksiyonel ve tamamlayıcı gıdalar olarak kullanımı ve insan sağlığı üzerindeki olası etkilerin araştırılması gün geçtikçe daha da değer kazanmaktadır. Bu mantar grubu altında yenilebilir mantarlar tatları, dokuları ve tedavi edici özellikleri nedeniyle uzun yıllardır takviye gıdalar olarak değerlendirilmektedir. Sunulan bu çalışmamızda Proteus ostreatus türü ticari açıdan yenilebilir mantar grubunda değerlendirilen yaklaşık 40 civarı türü bulunan ve İstiridye mantarı olarak da adlandırılan Pleurotus cinsine ait bir mantar türüdür. Bu cinse ait türler çoğunlukla tropikal ve ılıman bölgelerde olmak üzere dünyanın genelinde en çok yetiştirilen mantarlardan biri olarak kabul edilir. İyi bir lif kaynağı olmaları ve iyileştirici aktivitelere sahip birçok bileşiği içermeleri açısından dikkat çekmektedirler. Diğer taraftan çalışmamızda batık sıvı kültüründe büyütülen Pleurotus ostreatus türünün biyokütlesi sıcak su ekstraktı hazırlamak için kullanıldı. Bu konu hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum. Miselya kültürü ve sıcak su ekstrakları bileşiklerin ekstraksiyonunu ve saflaştırılmasını teşvik ederek biyoaktif bileşiklerin üretiminde birçok avantaj getirir ve özellikle mantarların ticari değerini geliştirir. Atık sıvı kültürü yöntemi ise hem ekonomik maliyet hem hızlı hazırlık süreci, diğer taraftan kolonizasyon, ekstra olarak da substratta homojen dağılımını basitleştirmesi gibi birçok avantajla kullanılmaktadır. Zaten çalışmamızda da az evvel söylediğim gibi batık sıvı kültürde büyütülen bu mantar türümüzün biyokütlesini sıcak su ekstraktı olarak hazırlıyoruz. Bu özellikle literatür açısından büyük bir farklılık göstermektedir. Ve devamında çalışmamda daha doğrusu bu Pleurotus ostreatus mantarından elde ettiğim sıcak su ekstraklarını öncelikle gram ekstrak başına olacak şekilde toplam fenolik ve flavonoid içeriklerini belirlemek için kullandım. Daha sonra çalışmamın devamında ekstrakları in vitro olarak insan tam kan kültürleri üzerinde antioksidatif etkiler açısından ve lenfosit hücre kültürleri üzerinde de proliferatif yani canlılık üzerine etkileri açısından değerlendirdik. Böyle yöntem hakkında özet olarak birkaç bilgi vermek istiyorum. Şimdi öncelikle kan örnekleri alınırken dikkat ettiğimiz parametreler vardı. Öncelikle en az 4 haftaya kadar herhangi bir ilaç tedavisi almayan, mutajenik ajana maruz olmayan ve sigara içmeyen 18 ile 33 yaş arasındaki bireyler, erkek ve kadın bireyler seçildi ve kan örnekleri heparinize şırıngalara, özellikle pıhtılaşmayı engellemek için alındı. Tabii gönüllüler de yerel etik kurulları tarafından bilgilendirildi. Tam kan örnekleri serum antioksidan analizleri için doğrudan kullanılırken hücre canlılığı analizleri yani proliferatif analizler için lenfositler elde edildi. Özellikle bu şekilde göründüğünüz görüntü bu çalışmaya ait. Burada lenfositlerin elde edilmesinde histopak ayracı kullanıldı. Burada histopak ayracının prensibi de kanı bölümlerine gradyent farkından faydalanarak ayırmaktı. Burada bulutsu olarak görmüş olduğunuz kısımdan lenfosit hücreleri alınıp yine hücre kültürü sistemine göre, hücre kültürü basamaklarına göre kültür işlemleri yapıldı. Tabii daha sonra
Ekstraklar için hem literatür kaynakları hem ön denemelerle belli dozlarda uygulamalar yapıldı. Bu çalışmada 5 adet doz çalışıldı. 40, 80, 160, 240 ve 320 miligram bölü litre dozlarındaki osteatus ekstrakt örneklerimiz 2 saat süreyle tam kan kültürlerine, 24 ve 48 saat olmak üzere ayrı saat dilimlerinde de lenfosit kültürlerine uygulandı. Özellikle inkübasyon sürelerinin sonundaki bu serumdaki oksidatif hasarı ölçmek için toplam oksidan durum ve toplam antioksidan kapasite analizleri kullanıldı. Ama lenfositler üzerinde ise proliferatif etkiler ise WST1 testi yani VST1 testi olarak bilinen sitotoksite testi kullanılarak değerlendirildi. Şimdi başka moleküllerle reaksiyona giren ve onların kimyasal yapılarını bozan moleküllere serbest radikaller veya reaktif oksijen türleri denilmektedir. Özellikle serbest radikallerin vücudun enerji üretimi gibi doğal süreçlerinde meydana gelebildiği gibi işte kirliliğe maruz kalma, ağır metallere maruz kalma, sigara kullanma, radyasyon veya ilaç kullanım gibi durumlarda da ortaya çıkabiliyor. İşte bu ortaya çıkacak durumlar protein, lipid, karbonhidrat ve DNA gibi birçok biyolojik materyale de zarar verebiliyor. Ve vücudun antioksidan savunması ile bu serbest radikal üretimi arasındaki dengesizlik sonucu da oksidatif stres ortaya çıkıyor. Ve oksidanlar ve antioksidanlar arasındaki denge yaşam değerleri için oldukça önemli olduğu için oluşabilecek bir dengesizlik veya stres durumu birçok hastalığın tetikleyicisi olabiliyor. Özellikle bu çalışmada mantarın sağlık üzerine etkisini araştırdığımızda bu temel üzerine oturttum çalışmaya. Özellikle antioksidan ve oksidanlar sistem üzerindeki etkileri zaten mantarın sağlık üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri noktasında bir temel olarak ele alındı. Tabii dediğim gibi kırılganlık, antioksidan kapasite ve osmotik kırılganlığı ölçmek için ticari kitler kullanıldı. Burada hazır olarak değerlendirilen sunulan total antioksidan kapasite ve total oksidan durum kitleri vardı. Bunların belli zaten prensipleri bulunuyor. Diğer taraftan lenfosit hücreleri üzerindeki proliferasyon veya canlılık üzerine etkilendi. Dediğim gibi VST1 testi belirlendi. Bir prensibinden de bahsetmek istiyorum burada. Bu VST1 testi hücrenin canlılığını ölçmek için basit ve doğru bir yöntemdir. Bunun yanı sıra MTT, XTT, Neutral Red gibi farklı testler vardır. Ama diğer testlerle karşılaştırıldığında sonuçları sunmadaki verimliliği ve işlemin basitliği açısından da temel olarak basitliği açısından da biraz daha öne çıkmaktadır bu test. Temel prensipte bu VST1 bir tetrazolyum tuzudur ve canlı hücrelerdeki mitokondriyal dehidrojenaz enzimleriyle suda çözünebilen turuncu renkli formazan tuzuna indirgenmektedir. Canlı hücrelerin sayıca çoğalması bu mitokondriyal dehidrojenaz enzimlerinin aktivitesini artırmaktadır. Ve enzim aktivitesindeki bu artışa paralel olarak da oluşan formazan boyasının miktarında da bir artış meydana gelmektedir. İşte bu artan formazan boya miktarı ile kültürdeki metabolik açıdan aktif olan hücre sayısı arasından doğrusal bir ilişki bulunur. Ve canlı hücreler tarafından üretilen formazan boyası spektrofotometrik olarak ölçülerek bize de bu mantarın hücre canlılığı üzerindeki etkisini sunmaktadır. Şimdi verilerimize gelelim. Öncelikli olarak genel olarak bir kapasitesi hakkında, mantarın kapasitesi hakkında bilgi edinmek için miselyumdan elde ettiğimiz sıcak su ekstraklarında fenolik ve flavonoid içeriği noktasında değerlendirme yapıldı. Fenolik içeriği 7,8 galik asit eş değeri gram ekstrakt olarak belirlenirken flavonoid içeriği ise 1,75 kuersetin gram ekstrakt olarak belirlenmiştir. Literatürde farklı mantar kısımları kullanarak ve farklı metotlarla hazırlanan ekstraklardan bu çalışmamızı destekleyen birçok veri de mevcuttur. Çalışmanın devamında antioksidan kapasite ve oksidatif stres durumları değerlendirilmiştir. Özellikle burada grafiği düzenlerken ve bunu sunarken bunları bir arada sunmayı tercih ettim. Grafiğe baktığımızda negatif kontrol grubumuz herhangi bir etken maddenin uygulanmadığı gruptur. Pozitif kontrol grubuna baktığımızda ise antioksidan kapasite için pozitif kontrol C vitamini tercih edildi. Oksidatif stres için ise hidrojen peroksit tercih edildi.
Uyguladığımız mantar dozlarının antioksidan kapasite ve stres durumlarına baktığımızda özellikle tüm dozlarda bir verimlilik elde edildi. Ama öne çıkan dozlara baktığımızda 8, 160 ve 240 mg bölü litre dozlarımızda mantar ekstrakları kontrol grubuna göre daha da verimli görüldü. Yani antioksidan kapasiteyi artırırken oksidatif stresi azalttığı görüldü. Burada da bariz anlaşılabiliyor. Hücre canlılığı noktasında baktığımızda ise negatif kontrol olarak yine herhangi bir etken madde uygulanmamış kültürler kullanıldı. Pozitif kontrolde ise 10 mikromolar çok düşük dozlarda mitomisin olarak kullanıldı. Özellikle hücre canlılığı üzerinde mantarlara baktığımızda uyguladığımız dozlarda da herhangi bir negatif etkinin gözlemlenmediğini görüyoruz. 24 ve 48 saatlik doz sürelerine de baktığımızda da çok ciddi bir farklılık olmadığı grafikte görülebiliyor. Yine uygulanan mantar dozlarını değerlendirdiğimizde tüm dozların hücre canlılığında istatistiki olarak ciddi boyutta bir olumsuz etkisi olmadığını görüyoruz. Ve yine bu bahsettiğim 3 dozun 80, 160 ve 240 miligramlık miligram bölü litre ekstrakt uygulamalarının hücre canlı açısından da verimliliğini görmüş oluyoruz. Yani çalışmada hem flavonoid ve fenolik bileşikler içeriğinin olması, devamında antioksidan kapasitedeki olumlu etkilerin yanı sıra hücre canlılığında olumlu etkileriyle beraber bu mantar türünün bu hazırlama şekliyle verimli olduğunu görmüş oluyoruz. Tabii sonuç olarak böyle de bir genel özetlemeyle beraber tamamlamak istersek, İstiridye mantarı, Pleurotus ostreotus yaygın olarak yetiştirilen ve yüksek besin değeri içeren, diğer taraftan hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde güçlü potansiyele sahip olduğu bilinen bir mantardır. Bu çalışmada bu mantar türünün sıcak su miselyum ekstraklarının insan sağlığı üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. İşte bu amaçla fenolik ve flavonoid içeriklerin yanı sıra tam kan ve lenfosit kültürleri üzerindeki proliferatif ve antioksidatif etkileri değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda özellikle 80, 160 ve 200 mg bölü litre dozlarındaki ekstrakt uygulamalarının antioksidan gücü artırmada ve oksidatif stresi azaltmada verimli ve hücre canlılığı etkisi olarak olumlu oldukları gözlemlenmiştir. Bununla birlikte farklı in vivo, in vitro çalışmalarla uzun bir yol kat eden bu mantar türünün potansiyelini ve etkilerini tam olarak keşfetmek için klinik çalışmalarına ihtiyaç duyması da ayrı bir gerçektir. Netice itibariyle bu çalışmada olduğu gibi farklı yöntemler ve farklı mantar kısımları olarak kullanılabilecek, elde edilecek olan bu mantar ekstraklarının geliştirilmeleri, hastalıklara karşı vücut direncini artırmak için güçlü bir derecede tedavi edici özelliğe sahip olduğunu buradan da görmüş oluyoruz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz sorular, katkı yapmak istediğiniz kısımlar varsa alabilirim.